Balkan Üniversitesi ile ilgili bu denklik sorunu ile ilgili 2 gündür yayın yapıyorum. Önceki gün bana ulaşan bilgi çerçevesinde bir paylaşım yapmıştım. Arkasından bu sabah meclis başkanının danışmanı aradı. Az önce de meclis başkanının bir başka danışmanı arayıp bir başka açıklama yaptı. Şimdi de Balkan Üniversitesi Rektörü Sayın Mehmet Dursun Erdem profesör karşımda. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Merhabalar Serdar Biraz Bey. notalarsanız kamerayı rica etsem. Evet. Şimdi hocam sabahleyin ben bu ilk gün yaptığım yayında benim elime ulaşan bilgi, sizin okulunuzda okuyan bir arkadaşım benimle paylaştı. İşte hakimi olmak istiyorum ve işte buradaki ilişkileri anlattı. Ben de yayında sizin üniversitenin internet sitesine girdim. Hukuk fakültesinin denklik verdiği, YÖK tarafından verdiği haberini paylaştım. Bu sabah ise bu telefondan hemen sonra adeta mailbox'ım doldu. 16 ya yani on binlerce denklik mağduru beni aramaya başladı. Bunlardan bir tanesi de bir şey kurmuşlar, platform kurmuşlar. Erdoğan Kılınç, yurt dışı mezunları diploma denklik platformu başkanı. Yani büyük bir mağduriyet var ortada. Ve birçok telefon gelmeye başladı. Hatta şimdi birisi daha bağlanmak istiyor. O da bir başka, hatta onu söyleyeyim size kim olduğunu. Diploma Denklik Mağdurları Derneği Başkanı Ahmet Özdemir. Herkes diyor ki bizde inanılmaz bilgiler var. Bunları paylaşacağız. Şimdi öncelikle şunu paylaşayım yayında. Size bağlanmadan, sizi konuşturmadan önce. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un basın danışmanı aradı. Hanımefendi, benim de Akşam Gazetesi'nden arkadaşımmış. Dedi ki kendisinin manevi bağı dışında herhangi bir bağı yok. Yani mütevelli heyeti başkanıydı. Daha sonra onursal başkan oldu. Dolayısıyla üniversitenin sahibi değil dedi. Şimdi başka iddialar da var ama ben öncelikle sizi dinlemek istiyorum. İlk sorum şu. Üniversitenizin hukuk fakültesi bölümünün denkliği Türkiye'de var mı yok mu? Yok açısından soruyorum. Dünyadaki birçok üniversitenin olduğu gibi bizimki de var tabii ki. Bu özel bir durum değil Serdar Evet. Bey. Bunu bu konjektürde söylediğiniz zaman çok farklılık gibi anlaşılıyor. Makedonya'da birçok üniversitenin Türkiye'de denkliği var. Balkanlarda birçok üniversitenin Türkiye'de denkliği var. Bizim üniversitemizin de denkliği var. Tabii ki bizim üniversitemizin denkliği bazı koşullarda daha kolay olabilir. Bu nasıl Cambridge, Harvard, Sorbonne'un denklik alması, orada okuyan öğrencinin denklik alması daha kolaysa, bizden mezun olan bir öğrencinin de denklik alması daha kolay olabilir. Bunun sebebi eğitim kalitemizle ve ciddiyetimizle alakalı bir şeydir. Bugün denklikte sıkıntı yaşayan arkadaşların birçoğunun YÖK'ün şartlarını yerine getirmediklerini görüyoruz. Mesela işte yılda en az 90 gün lisans eğitiminde öğrencinin o bölgede kalması gerekiyor, ikamet etmesi gerekiyor. Bize o da yetmiyor. Biz aynı Türkiye'deki gibi %70 devam zorunluluğu vardır. Bunu da herkes bilir. Bu üniversitenin eğitim kalitesinden herkes haberdardır. Dolayısıyla bu noktada her tarafa da güven telkin edebilir. Daha kolay olabilir bazı alanlarda. Bunun da haklı gerekçeleri vardır. Ama burada bir ayrıcalık söz konusu değil. Mesela bir Harvard, bir Cambridge, bir Oxford, bir Sorbonne bizden daha kolay alıyorlar. Yani eğer oralara gideceksek dünyada 3000 5000 tane üniversite var. Makedonya'da 20'nin üzerinde üniversite var. Hepsi bir şekilde şartlara uyup eğitimlerini tamamladıkları zaman YÖK'ten denklik alıyorlar. Ama alamayan çok ciddi bir kitle de var. Burada bu kitleyi dinlerken Serdar Bey, Evet. bu ülkenin bir vatandaşı olarak gazetecisiniz. Sizden istirham ediyorum. YÖK'ün bu noktada sanki zulmediyor, engelleniyor gibi bir durum gösteriliyor. Aslında olay tam da böyle değil. Yani bize isnat edilen şu 2 günlük meselede bile aslında bazı olayların bölgede, dünyada gerçekleşen bazı diploma faaliyetlerinin durumlarını ortaya koyuyorsunuz. Bunları nasıl denklik alacak bu öğrenciler? Bu anlamda YÖK'e de bazı noktalarda destek olmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Evet. Evet, bizim üniversitemizin bütün bölümlerinin denkliği var. Eğer YÖK'ün kurallarına uyarsa öğrenci, YÖK'ün belirlediği şartlara uyarsa ve bizden de mezun olursa tabii ki denkliğini alabilir.
Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi denkliği almak konusu bir yana, sabah bağlanan Erdoğan Bey'in söylediği, Sayın Kılıç'ın söylediği şuydu. STS sınavına tabi değil Balkan Üniversitesi mezunları. Yani STS sınavı, yani YTS miydi pardon, yani yeterlik sınavı. Farklı isimleri var. Denklik sınavı, STS, SBYS gibi. Evet. Aynen. Yani sizin bundan muaf olduğunuzu, sizin okulunuza giren bir öğrencinin bitirdiğinde doğrudan diğer programa geçebildiğini söylüyor. Bu doğru mu? Ya burada da yanlış bilgi var. Birçok STS'ye tabi olan bizim de öğrencimiz var. Kuralları yerine getirmediği zaman reddedilen bizim de öğrencimiz var. Şu an STS sınavı çıkmış. Öğrencilerimiz de var bizim. Burada da eksik bilgi var. Bakın. Ben evet. Diğer taraftan Erdoğan Kılıç'a gerçekten teessüf ediyorum ve tam bir müfteri gibi davrandı. Bu şekilde davranmaması gerekiyordu. Bilmediği konularda konuşuyor. Bir kere onun okuduğu Şutruga Üniversitesi diyor. O üniversiteyle Uluslararası Balkan Üniversitesi karşılaştırmaya gelmez. Yani siz Boğaziçi ile bir ilkokulu karşılaştırıyor gibi olursunuz. Bunu övünmek veya kibirlenmek için söylemiyorum. Ama gerçekten durumda böyle. Bir kere bu iki üniversite hem YÖK nazarında hem başka nazarında bence de farklı olmalı. Bunlar çok farklı kurumlar. Yani Uluslararası Balkan Üniversitesi zaten eğitimde Makedonya'da Şangay kriterlerinde birinci olmuş bir üniversite. Kendisini kanıtlamış bir üniversite. Ve orada özellikle Erdoğan Kılıç Bey'in, Mustafa Şentop Hoca'nın eski mütevelli heyeti başkanı diyor. Bunu siz de farklı şekilde dile getirdiniz. Akrabalarını oraya yerleştirmişti mesela. Evet. Erdoğan evet. Kılıç Bey. Akrabalarını yerleştirmişti. Mustafa Şentop'un burada bir tane akrabası yok. Ya bulsun bir akraba, ben bütün meslek hayatımdan istifa edeyim. Böyle rahat konuşuyorum biraz, kusura bakmayın. Bürokratik bir konuşmadan öte samimi konuşma gereği hissediyorum. Mustafa Şentop başkanımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanımızın üniversitemizde herhangi bir resmi veya gayri resmi sahiplik veya başkanlık ilişkisi yoktur. Böyle bir ilişki olsa bu gizlenecek. Evet, başkanlığı yapmadı mı? Hayır, hayır. Hiçbir şekilde. Ne eskiden yaptı ne şimdi yaptı. Web sitesinde bunlar açık Serdar Bey. Bunlar görülüyor. Şu anda bir görevi var mı? Hayır, hiçbir görevi yok. Sadece sizin eski bir web sitesinde gördüğünüz bir onursal mütevelli heyet başkanı var. Bu bir dönem bizim mütevelli heyet başkanımız Aydoğan Ademovski Bey'in meclis başkanımızın ziyareti sırasında ona işte bir üniversitemize teveccüh olsun diye almak istediği bir karardı. Bu daha sonra zaten iptal edildi. Hiçbir zaman... Yani işte onursal başkan, mütevelli heyeti başkanlığı hiçbir şekilde almadı mı? Olmadı mı? Bir 6 ay, bir sene olmuş olabilir ama onun dışında zaten bunu meclis başkanı... Olmuş olabilir mi, olur mu? Oldu mu, olmadı mı? Onursal başkanlık oldu. Oldu, tamam. Onursal başkanlık yaptı. Ama yani şunu söyleyeyim, ne gizli ne açık, böyle bir sahiplik, başkanlık mevcut değildir. Olsa da gizlenecek bir durum değil. Bu gurur duyulacak bir durum olur. Peki, o zaman şunu sorayım. Bölümünüze Türkiye'den giren, hukuk fakültesine giren kaç öğrenci var o bölüm açıldığından bu yana? Ben size mezunlarımızı söylesem daha iyi olur mu? Çünkü sayılar değişiyor. Genelde ilk mezunumuzu biz 2020 yılında vermeye başladık. 3 öğrenci mezun verdik Türkiye'li. Yine 2021 yılında 4 öğrenci verdik. 2022 yılında yine 3 öğrenci verdik. Ve o şekilde devam ediyor. Yani zaten kontenjan sınırlı ve mezun olabilen öğrenci sayısı çok az. Size şunu ben belirtmek istiyorum. Siz de bunu söylediniz. İşte Türkiye'de hakimlik, savcılık yerleri ayarlanıyor. İşte o sizin bana gelen haber... bir yükü önde. Bana yok, gelen evet, yani sizin bana, haber kaynağınızın da bana iletilen şey şu. Evet. Bir daha söylüyorum. Burada da bir daha altını çizeyim. Benim 30 yıllık arkadaşım kendisiyle bir araya geldiğimizde, hatta şöyle oldu. Ben yayını izlediyseniz, yani gayet organik bir şekilde gelişti. Aklıma geldi. Dedim ki ya böyle bir şey varmış. O anda internete girdim. İnternetteki sitede sizin sitenizde denkliği gördüm. Arkasından Mustafa Şentop'un onursal başkan olduğunu ve aslında gizli sahibi olduğunu iddia edince girdim. Okulu ziyaret etti. Onursal başkan oldu ki doğruladınız bunu. Bunları duydum. Ama daha ötesine geçti. Dedi ki buraya gelen hatta bir takım isimler verdi. AK Partililere yakın ailelerin çocukları var. Bu çocuklar bu üniversiteye giriyor.
mezunlar var dediniz. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi neyse. Toplamda 10 kişi falan var herhalde mezun. O kadardır. Tamam. Bunların kaçı Türkiye'ye gelip şu anda hangi mesleği, avukatlık mı yapıyor yoksa hakimlik, savcılık mı yapıyor? Bunları araştırmak lazım. Ben bunları araştırmak gerektiğini söyledim. Dolayısıyla evet. Bunu orada araştırdım. Buna engel bir evet. durum yok. Yapabiliyor. Yani denklik evet. aldığı için STS sınavına girmeden aslında 2 yıllık o 11 ayrı dersi verdiği anda evet. aslında baroya kaydolabiliyor veya hakimlik, savcılık stajı yapabiliyor. Buna bir engel evet. yok. Evet. Ya bu hiçbir üniversitede buna engel yok. Yani sadece Balkan tamam. Üniversitesi de değil. Onu söyleyeyim. Ama burada neden böyle bir algı oluşturmak isteniyor ben onu da anlamış değilim. Bir tane avukatımız var şu ana kadar. Denkliğini almış ve avukat olmuş bir kişi var. Bu hakimler nereden çıktı? Savcılar nereden çıktı? Kadro ayarlamaları nereden çıktı? Dava dosyaları ayarlanıyor. Ya böyle bir şey mümkün mü Serdar Bey? Ya bunu söyleyen arkadaşınız kusura bakmayın ya size yalan söylüyor. Ya da evet. hastalıklı bir zihne sahip. Yani bunu kim ayarlayabilir? Hangi güç ayarlayabilir? Ya bunu ayarlayabilecek bir güç var mı? Mezun yani, olduğunuz zaman atanacak yerinizi ve bakacağınız dosyalara şöyle kadar. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bir dakika. Onu şöyle izah edeyim ben size. Türkiye'de son yıllarda biz bunu Fethullah Gülen cemaati güçlüyken asla olmaz dediğimiz her şey bu ülkede oldu. FETÖ bu ülkede genel ikinci başkanlığına kadar yükseldi. Yüksek yargı üyeleri olabildi. Asla olmaz deniyordu. Ekranlarda yıllarca bağırıldı. Oldu. Bugün ülkede HSYK'nın kontrolünün nasıl olduğu biliniyor. Dolayısıyla yani asla olmaz demek mümkün değil Türkiye'de. Çünkü yargı bağımsızlığı Türkiye'de uluslararası kuruluşlar tarafından da en çok tartışılan konuların başında geliyor. Yani bu noktada bir soru işareti olması gayet doğal. Bu bir iddiadır nihayetinde. Ama siz diyorsunuz ki bizim şu ana kadar mezunlarımız arasında sadece bir tane avukat var. Onun dışında mezunlarımız arasında Türkiye'de hakimlik ve savcılık yapan herhangi bir kimse yoktur diyorsunuz. Yok ve Amerika'ya gidiyorlar ben söyleyeyim. Yani evet. bizim mezunlarımız, başka bir bilgi vereyim size, genelde Avrupa ve Amerika'ya gidiyorlar. Şu an bizim tespit edebildiğimiz 3 tane Türkiye'li avukatımız var Amerika'da. Yani buradan tamam. hukuk fakültesini bitirmiş, gitmiş Amerika'da şu an avukatlığını yapıyorlar. Hatta geçen New York Barosu olması lazım, oraya bir tane öğrencimizin evraklarını gönderdik. Çünkü uluslararası bir üniversite, buradan mezun olan öğrenciler daha çok Avrupa ve Amerika'yı gözlerine kestiriyorlar. Orada da rahat iş bulabiliyorlar. Birçoğu evet. denklik almak için Türkiye'ye gelmiyor bile öğrencilerimizin birçok kısmı. Yani hukuk fakültesine şu kadar öğrenci alınıyor, bu kadar mezun oluyor, şunlar oluyor, bunlar oluyor. Ya Allah aşkına ya Türkiye'de şu an denkliğini alıp avukat olmuş bir kişi var, bir kişi. İkinci bir kişi yok Serdar Bey. Bu nasıl bir şeydir, algıdır ben anlamadım. Aynı algıya Erdoğan Kılıç da katılıp böyle üzerine gidiyor. Sorunlarını çözmek yerine başkalarına tukaka yaparak sorunlarını çözmeye yapıyor. Bu nasıl olacak bilmiyorum ben. Şimdi bu mağdurlar platformları gibi birçok platform var onu söyleyeyim. Yani onlarca evet. karşınıza çıkar. Çünkü büyük bir yekün var karşınızda. Bunun da birçok platformları karşınıza çıkar. Ama ben bunu şu konuyu tekrar bastırarak belirtmek istiyorum. Burada bir kişinin hakkına giriliyor. Ve iftira atılıyor. Sayın Meclis Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Şentop Makedonya kökenli bir ailenin çocuğudur. Burada Gevgeliye köyünde orada yaşamış bir aile daha sonra Türkiye'ye göçüyor. Burayla ilgili manevi bağları var Meclis Başkanımızın. Sadece bizim kurumumuzu ziyaret etmiyor. Makedonya'daki her kurumu, her Türk kurumunu ziyaret ediyor. Hatta Makedonya'nın kendisine ait kurumları da davet edildiği zaman ziyaret edebiliyor. Burada Sayın Meclis Başkanımızın manevi sahipliğini ve taltifini almak, onun övgüsünü ve ilgisini çekmek bizim kurum olarak önümüzü açan unsurlardan bir tanesi. Ama bunun dışında Meclis Başkanı'nın burada herhangi organik veya gizli, açık herhangi bir sahiplik, herhangi bir başkanlık, böyle bir şeyler söz konusu değil. Ailesinden herhangi bir akrabası burada çalışıyor değil. Yok öyle bir şey yani. Yok evet. öyle bir şey. Bu çok büyük bir algı ve iftira. Lütfen bu meseleyi düzeltin. Her türlü kaynağı, bilgi ve belgeyi açmaya hazırız. Lütfen gelin Makedonya'ya. Peki. Üniversite ilinde görün. Ben sizi misafir edeyim Serdar Bey. Tamam. Şunu sorayım size. Şimdi üniversitede bu üniversite ne zaman kuruldu ve sermaye nasıl bir sermayeydi? Sermaye yapısı neydi?
Şimdi Serdar Bey, bu üniversite daha çok bağışlarla, öğrenci ücretleriyle ayakta duran bir üniversitemiz. Hayırseverlerimiz var. Mütevelli heyetimizde 25 tane kişi var. O kişileri incelediğiniz zaman öyle birisine gizli açık alet olacak insanlar da değil. Gayet onurlu, Türkiye'de isim yapmış. Aynı zamanda her görüşten insanı da göreceksiniz o mütevelli heyetinde. Şaşıracaksınız belki. Şimdi şöyle, burada mesela konuşurken şeye bakıyorum. İzin verirseniz onu paylaşayım bir saniye. Ya bunu ben tabii yorumlamıyorum. Sadece izleyicilerin yorumuna bırakayım. Evet. Şimdi Recep Süleyman Özdil, üniversitenin mütevelli heyeti ve yönetim kurulu başkanı. Kendisi Albaraka Türk'te çalışmış uzman olarak. Daha sonra özel bir şirkette finansman koordinatörlüğü yapmış. İhlas Finans'ta çalışmış, Family Finans'ta çalışmış. Daha sonra Birleşik Fon AŞ yönetim kurulu üyesi olmuş ve genel müdürlüğü yapmış. Sonra TMSF yönetim kurulu üyeliği yapmış. 2015'te itibaren de Türk Halk Bankası yönetim kurulu başkanlığı yapmış. Şimdi doğrudan aslında iktidarın, AK Parti iktidarının kontrolünde olan yerler bunlar ve aslında tandansı belli. Tabii ki olabilir. Beni ilgilendirmez bu. Ama hani dikkat çekici bir şey bu. Sonuçta iktidara yakın demek ki bu. Bunu da şu anda fark ettim. Serdar Bey, ya bu şekilde sınıflandırmalar yurt dışında böyle kurumlar için çok yanlış olur. Bunlar stratejik kurumlar. Bakın burada biz binlerce şu an Türkiye'li öğrencileri konuşuyoruz. Bu üniversitenin asıl hedef kitlesi Türkiye'li öğrenciler değil. Onlar gelirse alıyoruz biz ve belli sayıda alabiliyoruz. Yani bizim asıl hedef kitlemiz dezavantajlı durumdaki soydaşlarımızı ve dindaşlarımızı eğitmek. Bu üniversitenin varlık sebebi budur. Bir ticarethane değildir bazı yerler gibi. Burası tamamen kar amacı gütmeyen non profit. Kar amacı gütmeyen tam bir vakıf üniversitesi. Yani vakıf, yani bağışlarla kurulmuştur diyorsunuz. Evet, binlerce Arnavut genci, Boşnak genci, Türk genci okutuyoruz biz burada. Dezavantajlı toplulukları okutuyoruz ve Şangay kriterlerine göre eğitimde birinci olduktan sonra Hristiyan topluluklar da akın etmeye başladı, üniversitemizde okumaya başladı. Burası Türkiye'nin varlığıyla gurur duyacağı bir üniversite. Yani burada bir önceki mütevelli heyet başkanımız da Aydoğan Ademovski'ydi. Yerel iş adamlarından bir tanesi. Bugün Recep Süleyman Özdil olmuş. Ha, birisi yakın olunca onunla ilişkilendirelim, böyle yapalım. Bu yanlış. Bakın yarın bir gün başka birisi gelir. Buralar yine sahip çıkılır. Buralar çünkü bu milletin hayırlarıyla oluşmuş. Bu milletin Balkan coğrafyasına yardım etmek için, buradaki dezavantajlı grupları eğitmek için kurduğu kurumlar. Bugün bakın Fransa'nın veya başka ülkelerin Türkiye'de okulları var. Bir tane oradaki yetkilinin çıkıp o okulları kötülediğini görüyor musunuz? Evet. Buralara destek verilmesi gerekirken bambaşka iddialarla biz yüzleşiyoruz. Bunlar çok üzücü şeyler. Evet. Serdar Bey. Şimdi çok iyi anlıyorum Mehmet Bey. Şimdi Ahmet Özdemir, Diploma Denklik Mağdurları Derneği Başkanı. Onu da bir dinlemek istiyorum. O da konuya hakim. Evet. Ahmet Bey, sizin yorumunuz ne? Ben iki günden beri bu konuyla hemhal olmaya başladım. Açıkçası karşıma bambaşka bir tablo çıktı. Hiç ummadığım kadar insandan bu konuyla ilgili mağduriyet haberleri geliyor. Nedir tablo tam olarak? Yani hocamız burada dedi ki biz şu ana kadar 10'a yakın mezun verdik. Bu mezunlardan sadece bir tanesi avukatlık yapıyor Türkiye'de. Dolayısıyla böyle bir şey söz konusu değil. Bizim üniversitemize de bir özel bir ayrıcalık yapılmıyor Türkiye'de dedi. Şöyle öncelikle hepinize merhabalar diliyorum. Burada denklik sorunu, yani denkliğin ne olduğunu iyi anlamak lazım. Akabinde medyada da iddia edilen, ortaya atılan Balkan Üniversitesi İUS özelliğinde, özellikle İBU üzerinde ortaya atılan iddialar var. Onları o şekilde okumak lazım. Nedir? Biz diploma denklikle alakalı 2006 yılında uluslararası imzalanmış bir anlaşma var. Lisbon Sözleşmesi. Türkiye'de ya da 55 ülkede üniversiteleri okumaya giden gençler bu anlaşmaya göre gidip okullarını okurlar ve diplomalarına yapılan işlemler de buna göre yapılır. Yine Makedonya'da, Bosna Hersek'te, farklı ülkelerde birçok okul var. Balkan Üniversitesi de bunlardan bir tanesi. Buraya giden öğrenciler de bizler gibi herhangi bir sınava tabi olmaksızın. Çünkü uluslararası anlaşma, yani aynı şekilde bizim ülkemize de oralardan gelip okuyorlar. Burada da herhangi bir problem yok. Biz uluslararası anlaşma olan Lisbon Sözleşmesi'ne istinaden gidiyoruz, okullarımızı okuyoruz, Türkiye'ye geri geliyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Hocamın da
biraz önce ifade etti. Fakat İBU üzerinde ortaya atılan iddialardan en büyük Sayın Şentop'un mütevelli heyeti başkanı olmuş olmasıyla birlikte YÖK nezdinde pozitif bir ayrımcılık yapıldığı iddia ediliyor. O da şöyle, bizler üniversiteyi okuduğumuzda Türkiye'ye gelip denklik başvurusuna müracaatımızı yaptığımızda farklı sebeplerle ya bizim başvurularımız reddediliyor veya STS sınavı adı altında bir dayatmaya tabi tutuluyoruz. Fakat İBU üzerinde, Balkan Üniversitesi özelinde iddia şu, sınava tabi tutulmadan direkt fark dersine yönlendirip buradan denkliklerin verildiği şeklinde bizlere gelen de bu şekilde. Ben Bosna Hersek'te bir üniversiteden mezunum. Fakat maalesef hani benim mezun olduğum üniversitede bile bir sürü farklı kararlar var. Örnek veriyorum, benimle aynı şartlarda, aynı dönemde, aynı sınıftan mezun arkadaşlarımızın bir kısmı denkliklerini alırken bir kısmına doğrudan red geliyor. Veya bir tanesine 8 tane farklı ders çıkarken bir diğerine 12 tane farklı ders çıkabiliyor. Zaten YÖK'ün maalesef denklikle alakalı yapmış olduğu tutum ortada. Yani bu hepinizin malumu. Şimdi yani, bizler YÖK'e bunun sebebini sorduğumuzda denklik incelemeleri münferden değerlendirilir diye bir ibare koymuş. Dolayısıyla burada böyle bir sıkıntı var. Fakat Balkan Üniversitesi özelinde sıkça dolaşan iddialar Sayın Şentop'un mütevelli heyetinde olması hasebiyle okula özel uygulanan bir pozitif ayrımcılık olduğu ortada dönüyor. Ahmet Hatta Bey, şöyle söyleyeyim. Bunlar hep yanlış bilgiler işte. Yani birileri tarafından oluşturulan algılar. Hocam maalesef şunu söyleyeyim ben. Mesela biz şimdi derneğimizi kurup faaliyete geçtikten sonra, meclisle ilgili çalışmalarımıza başladıktan sonra artık diploma dedektif konusunu zaten artık Sağır Sultan bile duydu. Duymayan kalmadı. Fakat maalesef bizlere dahi gelen şu şekilde hani teklifler olabiliyor diyeyim. Ya kardeşim tamam denkliğini alamıyorsun, uğraşıyorsun. O zaman seni işte İBU'ya kaydettirelim. Git İBU'da bir dönem oku, gel denklikle uğraşmayacaksın. Şimdi biz mezun olanları da İBU'dan mezun olduktan sonra hangi şartlarda denklik aldıklarına da sosyal medyada ya da internette de rastlıyoruz. Şimdi seviye tespit sınavı adı altındaki bir dayatma Lisbon Sözleşmesi'nde normalde der ki eğitimiyle ilgili ciddi şüphe varsa sınav yapılır. Fakat YÖK bütün o her mezuna STS dayatmasını yaparken ve maalesef bu sınavlarda Türkçe bilmeyen yabancı vatandaşlardan 3-4 kişi geçip Türk vatandaşlarının hiçbiri geçemiyorken İBU özelinde neden bu sınav yapılmıyor? Aslında biz de bunu merak ediyoruz dernek olarak veya Ahmet diploma denklik mağdurları olarak. Bu sınav meselesi, bizde de STS alanlar var, şartlara uymuyorsa reddedilenler var, STS sınavına girmeden alanlar da var, doğru. Aynı sizde belirttiğiniz gibi bu bizde de var. Burada bir kere bilgi kirliliği var. Bunu en baş rektör olarak ben size söylüyorum. Bunu bir hocam daha o zaman ben affedersiniz. Burada... Çok affedersiniz. Bölüyorum. Şunu merak ediyorum. Hani mesela dediniz ya bizde de STS sınavına girenler var. STS sınavına girmeden alanlar da var. Biz yani dernek olarak şu ana kadar konuştuğumuz mağdur kesimden bahsediyorum. Ya direkt reddediliyorlar ya da direkt seviye tespit sınavına tabi tutuluyorlar. Sizin öğrencilerin ne gibi bir ayrıcalığı var ki seviye tespit sınavı tutulmadan da farklı dersine yönlendirilebiliyorlar? Çünkü biz açıkçası bunu çok merak ediyoruz. Şu var, yani gerçekten kalitesi ön planda bir üniversite. %70 devam zorunluluğu olan, bakın siz ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuz bunu söylediğimde. %70 devam zorunluluğu olan, öyle 90 günle falan değil yani. Veya işte sen git yarım dönemde al gel, evet bunu yaparsınız başka üniversitelerde ama burada bunu yapmanız mümkün değildir. %8 mezuniyet oranı Ahmet Bey. Bizim doğrudur hocam. Yani şimdi hani bakın, bizler bu işin içerisinde olduğumuz için bu meseleyle de artık ciddi anlamda haşır neşir olduğumuz için tabii ki yani resmi bir evrakla bize gelenler yok. Fakat dediğim gibi yani biz meclise gidip çalışmalarımızla yaptığımız vakit yani yakın zamanda bir ay önce mecliste bir basın açıklaması yapmıştık Sayın Yıldırım Kaya vekille birlikte. Akabinde bizlere de yani bir kısmı gizli numarayla, neden gizli numarayla arıyorlar buna da anlam veremiyorum ama
Kardeşim sen hani burada bir mağduriyet var diyorsun, işte böyle bir sıkıntı yaşıyorsun, madem seni İBU'ya kaydettirelim, işte git İBU'ya bir dönem Yani oku, bir sezon oku, denkliğini al gel yaklaşımlarıyla açıkçası biz de Ahmet muhatap Bey, oluyoruz. bakın bizim Anlam da sınıftaki veremiyoruz çünkü hocalarımız, Lizbon bakın Sözleşmesi İBU'ya özel Ahmet bir sözleşme değil. Bey. Türkiye ya da 55 ülkenin taraf olduğu üniversitelerde geçerli bir sözleşme. Neden bizlere de bu teklifleri yapıyorlar? Açıkçası anlam veremiyoruz. Ha bizim Ahmet şunu Bey, da söyleyeyim ben, çok orada özür onu dilerim, yapmaları bitiriyorum hocam. mümkün Kusura değil. Bu konuda bakmasanız hemen bakın şu an iddiada sizin sesinizi de alamıyorum ama müsaade ederseniz hemen sessizlik bitireyim. Ben bakın. sizi suçlamak için de konuşmuyorum. Ama bakın bunu Bizler sessizliğe sokup 55 bu ülkenin taraf şekilde olduğu sessizliğe Lizbon Sözleşmesi'ne duyuramazsınız. istinaden Ahmet gittik, Bey, yanlış okullarımızı okuduk. anlaşılmak istiyorsunuz. Fakat YÖK'ün bir pozitif ayrımcılığından söz ediliyor. Maalesef 104 bin mağdurdan bahsediyoruz şu anda. Yakın zamanda YÖK'ten gayri resmi aldığımız bir rakamdır bu. 104 bin mağdurun önünde de özellikle yine bakın iddia olarak söylüyorum, bunun neticede elimizde resmi bir evrak yok. İBU'nun olduğu, özellikle Sayın Şentop'un mütevelli heyetinde olduğu okul varken kardeşim sen de Bosna'ya değil İBU'ya gitseydin yaklaşımlarıyla, sadece ben değil 104 bin mağdurdan bahsediyoruz. Tabii ki bunlar da elimizde resmi belgeyle Ama işte orada, kanıtlayamayacağımız için. pardon, Ahmet Bey, orada da hocamız Buyurun. diyor ki benim adım başka bir şey söylüyor. Diyor ki burada diyor devam mecburiyeti var. Diğer üniversitelerle karıştırmayın. Çok ciddi, yani biz sıkı tutuyoruz işi diyor. Eğer doğru Serdar Bey, anlıyorsam. o noktada şöyle bütün her yerde devam zorunluluğuna baktığınız zaman Türkiye'de de devam zorunluluğu var. Türkiye'de bir hukuk fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesi Türkiye'nin en prestijli okuldur, doğru mu? Doğru. Fakat Türkiye'nin eğitim yasasında %70 devam zorunluluğu olmasına rağmen hukuk fakülteleri sözel bölümler olduğu için üniversite senatoları karar alırlar, derler ki kardeşim yani Türkiye'nin her yerinde de böyledir. Devam zorunluluğu yok. Şimdi Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olmuş birisi ya hakim savcı olur ya da çok iyi bir avukat olur Türkiye'de. Çünkü en prestijli okuldan bahsediyoruz. Fakat devam zorunluluğu yok. Şimdi İBU için de evet ülkede devam zorunluluğu olabilir. Fakat bir senato kararıyla devam zorunluluğu Ülkede hukuk değil, fakültesi Ahmet Bey, özelinde. Yani bak, tıp fakültesi için yanlış. İBU'yu kastetmiyorum hedef bunu. almak size bir Pardon, şey bir dakika hocam. kazandırmaz. Ahmet Bey, bakın, İBU'yu hedef almak size bir şey kazandırmaz. Estağfurullah Yanlış hocam, biz konuşuyorsunuz. İBU'yu kesinlikle hedef almıyoruz. Bizim Bakın, İBU neticede yanlış bizim konuşuyorsunuz. düşmanımız Efendim, değil. Balkan bilgisayar üzerinden. coğrafyasında, değerli hocam, Balkan coğrafyasında eğitim veren Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu, yine Sayın Şentop'un da mütevelli heyetinde bulunduğu okulu hedef almak gibi bir gayemiz yok. Neticede ben Böyle eğitim bir şey danışmanı yok. değilim, Bakın, yurt dışında kasıtlı okulum da yok. konuşuyorsunuz şu an. Bizler Serdar Bey, bakın. maalesef O kadar mağduruz, mağdur açıklamaya ediliyoruz rağmen ve kasıtlı bizlerin konuşuyorsun. önüne de İBU Mustafa örneğini Şentop koydukları mütevelli için heyet İBU'dan üyesi değildir. bahsediyorum. Bakın, Bir dakika. Mustafa Mustafa Şentop Şentop. mütevelli heyet üyesi değildir. Çok Edepsizlik özür dilerim. yapmayın. Bunu Sesinizi 10 kez almaya çalışıyorum. açıklayamayın. Şu an duyamıyorum hocam ama. Şöyle, Mustafa 10 kez Şentop açıkladım Ahmet Bey bunu. mütevelli Edepsizlik heyet yapmayın. üyesi değil. Mustafa Onursal Şentop'un başkanlık ismini yapmış bir dönem. kullanmayın. Buranın mütevelli heyeti veya başka bir şey değildir Mustafa Şentop. Bakın, Geçmiş bizim dönemde hukuk mütevelli heyeti fakültesinde, olduğuna dair hayır efendim, internette hiçbir dönem yok. Hiçbir dönem onursal yok. başkanlık, Olsa niye onursal başkanlığı söylemeyelim? var. Bu ayıp bir şey de değil Doğrudur Ahmet yani Bey. tabii ki canım, ayıp bir şey değil. Ayıp Yani bir şey bizim değil. Olsa niye Mustafa Şentop'un söylemeyelim yani? mütevelli ya da onursal başkan olmasıyla ilgili de bir sıkıntımız yok. Ya da biz bu anlamda hedef alacak kesinlikle bir şey söylemiyoruz. Ya Tabii sürekli ki doğru herkes söylüyorsunuz. Sizin her sorununuzu üniversitenin çözmeyecek. Yanlış yapıyorsunuz. onursal başkanlığına da seçilebilir. Olabilir. Biz bunu konuşmuyoruz zaten hocam. Ahmet Benim Bey, buradaki söylemek istediğim, buyurun özür dilerim, buyurun. ben gayet iyi anladım meseleyi. Zaten sabahtan beri internette benim mailbox'ım doldu. Hakikaten Evet. yüzlerce mesaj geliyor. Herkes, Evet. yani böyle bir mağduriyet varmış demek ki Türkiye'de. Yani binlerce mesaj geliyor. Çok ciddi bir Bu yara ama parmak İBU'nun bastı. dışında bir şey Serdar Bey. Tabii Yani tabii. bu bambaşka bir olay. Yani Ciddi bize önden anlamda, dertlik dile ciddi geliyorsa o anlamda zaman, bir mağduriyet var bakın Ahmet Bey, Türkiye'de. Son şey eğitim binlerce komisyonu toplantısında maalesef Sayın Erol Özvar rakamlar verdi. 5 bin dedi, 10 bin dedi, 12 bin dedi. Biz yakın zamanda YÖK'ten gayri resmi bir rakam aldık. 104 bin rakamından bahsediliyor. Evet, aldım. Peki Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Yani Yayınımıza katıldığınız için. Türkiye'de Sağ olun. de ciddi anlamda özellikle Lizbon Sözleşmesi'nin uygulanmaması yönünde ciddi bir mağduriyet var. Ha dediğim gibi yani iddialar var. Biz kesinlikle İBU'yu hedef almıyoruz. Dediğim gibi ben
Ben ne bir üniversitenin sahibiyim ne de eğitim firmam var. Kesinlikle benim İBÜ ya da diğer üniversitelerle ilgili de herhangi bir derdim yok. Ben Aslında şifre ciddi cümleleri anlamda mağduriyet söylüyorsun gören Ahmet Bey. 104 bin denklik mağdurunun derneğinin başkanıyım. Fakat dediğim gibi bizlere maalesef İBÜ özelinde, Balkan Üniversitesi özelinde yaşadığımız sıkıntıların en azından bu üniversiteyle en azından ilişkilendirildiği iddiaları var. Dediğim gibi yine gizli numaralardan da olsa bizlere de gelen telefonlar var. Özellikle ben bunları bahsettim. Yine söylüyorum, benim Bunlar kesinlikle mesnetsiz kimseye hedef iddialar. aldığım yok. Ahmet Bey, İngilizceden başka konuşabileceğiniz dil yok bizim hukuk fakültesinde. Nasıl gelip siz 6 ayda bitireceksiniz? Mesnetsiz, kasıtlı iddialar bunlar. Yapmayın böyle. Yapmayın Hocam, böyle. Yani ben bana bir sizin telefon üniversitenizin geldi. öğrencisi Sizin olmadığım numara için sizin belli şartlarınızı değil. bilemiyorum. Eleştirdim. Ama bize en Ya bu kadar azından, böyle serbest konuşulmaz Ahmet Bey. Lütfen. hocam, ben şöyle Lütfen. söyleyeyim, Rica bizim aslında ediyorum. YÖK'ten de bir talebimiz Yok var. numara Bugüne belli kadar değil. O denkli aradı kalmış beni. bütün Bunu herkesin dosyalarını yapmayın bunları çıkartıp lütfen. bir bakmak lazım. Yani en azından sadece İBU için konuşmuyorum. Kimler denkli Ahmet kalmış? Bey gelin Bunları bir biz çıkartıp gizliliği şey bakmak lazım. yapmıyoruz Hangi lütfen. şartlarda denkli kalmış? Uluslararası Bunları bir Balkan konuşmak lazım. Ya da kapıları İngilizce herkese özelinde açık. ise bu Buyurun arkadaşlara gelin. İngilizce ile ilgili, yani Türkiye'de CBTS sınavları yapılıyor ya, dil sınavı yapılmış mı? Onlara da bir bakmak lazım. Buyurun gelin Yine Ahmet Bey. Burada Kuzey kendi Makedonya'nın çözümümüzle görüşün. dili Türkçeyken başka üniversitelerden mezun olanların biliyorsunuz Türkçeden reddedip davayı kazandığında farklı gerekçelerle reddedildiği var. Yine İBU özelinde bu şekilde mahkeme kararlarının uygulanmadığı kararlar var mı? Onları konuşmak lazım hocam. Peki Yani Ahmet Bey, çok siz teşekkür bir ediyorum. sürü yoksa İddialarınız bizim, var Ahmet Bey. Yani bizim ben konumuzun da teşekkür dışında ediyorum. bunlar. Sayın hocama da tekrar selamlarımı iletiyorum. Benim kesinlikle dediğim gibi o üniversite bu üniversite gibi bir derdim yok. Benim şu anda tek derdim 104 bin denklik mağduru var. Maalesef bunlarla ilgili de çeşitli iddialar var. Bu benim derdim bu. Çok teşekkür Tamam. ediyorum. İyi Ben teşekkür yayınlar ederim. diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Evet hocam, sonuçta burada Serdar çok Bey, ciddi bir burada yaka var. yani sanki direkt böyle hani denklik alan üniversite sadece bizmişiz de işte biraz önce söyledi şöyle bir ithamı da var. Yani bu diğer üniversitelere öğrenci gitmesin, sadece Uluslararası Balkan Üniversitesi'ne öğrenci gitsin. O sebeple Balkan Üniversitesi'ne denklik veriliyor, diğerlerine verilmiyor ki öğrenci buraya gitsin. Ya Serdar Bey, zaten bizim aldığımız yabancı öğrenci 32 ülkeden toplam yabancı öğrenci sayısı 300 tane. Bu sene 300 tane. Toplam öğrenci sayısı ne kadar bu sene? Ya 4.000 civarında bizim öğrencimiz var. Bunların %10'u aşağı yukarı %70'i şey yabancı. Balkanlardır. Bakın biz Balkanlardaki öğrencileri okuturuz. Bizim Türkiye'deki öğrenci veya başka ülkedeki öğrenci derdimize değil. Ama bir sayı veriyorum. 32 ülkeden biz 300 tane öğrenci almışız. Bunlar neyi konuştuklarının farkında değiller. Neyi itham aldıklarının farkında değiller. Bakın ben kısaca bir müsaade ederseniz özet yapmak istiyorum size. Tamam, Burası buyurun. Türkiye'nin yüz akı bir üniversite. 32 ülkeden öğrencisi olan, %70 en az devam mecburiyeti olan, %100 İngilizce eğitim veren ki üniversitede 3-5 tane hoca dışında Türkçe bilen hoca yoktur. Onu da söyleyeyim. Başka anlaşacağı dil yok öğrencinin. Ve Şangay kriterlerine göre Makedonya'da eğitimde birinci seçilen bir üniversitedir Uluslararası Balkan Üniversitesi. Ve Türkiye'deki kısmen Makedonya'daki hayırseverlerin katkısıyla 2006 yılında Üsküp'ün başkentinde kurulmuş 17 yıllık bir üniversitedir. Bunun macerası ve tarihi emek verenleri onlarca yüzlerce insan vardır. Bunu bu şekilde Mustafa Şentop'un şahsına indirgemek hem meclis başkanımıza iftiradır hem de üniversitemize verilen bu kadar emeği görmezden gelmektir. Bir sürü insanın burada emeği vardır. Bize gelen öğrenciler ilk önce İngilizce sınavına alınır. Yurt dışından geliyorsa, yurt içi de öyle. Eğer biliyorsa bölümüne başlar, bilmiyorsa hazırlık sınıfına devam eder. Yani Serdar Bey, ciddi bir eğitim kurumuyla karşı karşıyayız. Şaka değil. Makedonya'da eğitimde birinci olan bir kurum. Evet. Dolayısıyla burada şunu da ben tekrar belirtmek istiyorum. Gizlenecek bir şey yok, gurur duyulacak bir şey var ortada. Burada eminim Mustafa Şentop hocamız herhangi bir yerinde görevli olsa bunu gururla söylerdi. Niye gizleyecek? Böyle bir şeye gerek yok ki. Elimizde o ülkede birinci olmuş bir yüz akımız var. Türkiye'nin yüz akı var burada. Yani YÖK'teki denklik mağdurlarının da birçok gerekçeyi
Balkan Üniversitesi ile ilişkilendirip onunla sorunlarını çözmeye çalışmaları onları çıkmaza sokar. Çünkü şu yanlış bir algı. Bize Balkan Üniversitesi'ne öğrenci gitsin diye denklik verilmiyor. Efendim 32 ülkeden 300 öğrenci alıyorum ben. 3000, 30 bin öğrenci almıyorum. Bu nasıl bir mantıktır? Bu nasıl hastalıklı bir mantıktır? Ama bunlar niye çıkıyor Serdar Bey? Ben onu size söyleyeyim. Burada bu haberleri çıkaranların en önemli kaynağı bir numarada FETÖ'cülerdir. İkincisi ticari firmalardır. Ticari firmalardır. Bu üniversite kurulduğundan bugüne FETÖ'cü yapılanmayı engellemiştir. Önceki dönemlerde de engellemiştir. Her zaman engellemiştir burası. O yüzden bu üniversite her zaman hedef alınmıştır. İkincisi başka üniversitelere bir şekilde öğrenci kapıp götürmek isteyen firmaların uydurdukları yalanlardır. Ama bu üniversite Türk milletinin burada hayırseverler kanalıyla kurduğu bir milli servetidir. Burada dezavantajlı grupları, Boşnakları, Arnavutları ve Türk çocukları eğiten güzel bir üniversitedir. Bununla gurur duyalım. Biz Türkiye'den diye şey yapmıyoruz evet. Yani. Nedir? Amacımız bizim orası değil. Tabii ki yabancı öğrenci alırız. Ama bizim asıl fokuslandığımız nokta, asıl odak noktamız Balkanlı öğrencilerdir. Bir evet. Konuda... Pardon, çok affedersiniz. Buyurun. Şimdi siz konuşurken bir yandan şeye baktım, yönetim kurulu üyelerine baktım. Evet. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı yani Cemil Yıldız mesela AK Parti eski ilçe başkanı Bayrampaşa ve AK Partili yani. Mehmet Erdoğan aynı şekilde AK Partili ve Bilal Sucubaşı aynı şekilde Halkbank'tan mesela AK Partili. Dolayısıyla ilginç yani bunların hepsi, bütün isimlerin hepsi, yönetim kurulu üyelerinin hepsi AK Partili. Efendim bunu şimdi burada... söylemiyorum ama yani şunu söylemeye çalışıyorum. Burada yani AK Partililerin yönetimde olduğu, illa soyadı kan bağı olması gerekmiyor ama yani çok bariz net bir şekilde gözüküyor ki burası... Serdar Bey, burada evet. Bu insanlar sadece tek amacı neyi biliyor musunuz? Türkiye'den evet. Çocuk okutmak değil. Bunların bir tane çocuğu veya akrabası dokunmuyor burada. Evet. Bu insanların buraya toplanma amacı Bilal Sucubaşı'nın, Recep Süleyman Özdil'in veya diğer saydığınız isimlerin Balkan'daki evet. Dezavantajlı grupları okutabilmek, o çocukların ellerinden tutabilmek. Bu insanlar fedakarca Balkanlı çocukların ellerinden tutmak için elinden geleni yapıyorlar. Bir önceki yönetim kurulumuza baksaydınız bu isimlerin hiçbirisi yoktu. Aydoğan Adamovski başkanlığında bambaşka bir yönetim kurulu vardı. O zaman ona ne diyeceğiz? Yani bunlar ölçü değil. Onlar kimdi? İsim sayabilir misiniz bana? Onları çıkarmam lazım. Yani İmer Bey vardı, Aydoğan Bey vardı. Buradan yine bir hastaneden hanımefendi vardı. Makedon bir hanımefendi vardı evet. Yani. Böyle bir topluluk vardı. Bunlar değişir sürekli. Yarın bir günde bunlar değişir. Ama bu topluluğun bir araya gelmesinin sebebi AK Partili oluşları değil. Balkanlardaki yani, dezavantajlı gruplara şöyle hocam dezavantajlı şöyle, grupları okutmak için bir araya geldiler bunlar. Çok iyi anladım. Bir konuda bir konuda özellikle belirtmek istiyorum. Bunu siz de belirtiyorsunuz. İkide bir AK Partili çocuklar, AKP'nin çocukları bunlar çok yanlış ifadeler. Bu konuda ben size teessüf ediyorum. Benim öğrencilerimi kimse böyle sınıflandıramaz. Benim bir sürü CHP'li, bir sürü İyi Partili, bir sürü başka partiden velilerim var. Ne yapacaksınız onları? Ve size ilginç bir şey söyleyeyim Serdar Bey. Muhafazakar aile çocuğunu genellikle yurt dışına göndermiyor. Burada yurt şey Türkiye'den gelen... FETÖ'cüler özellikle saldırıyor dediniz. Neden FETÖ'cüler saldırıyor? Yani çünkü onların yapılanmalarına engel oluyor bu üniversite varlığıyla. Bakın lütfen bir gün bu ekranlarda Bosna'daki Burç Üniversitesi'ni de gündeme getirdiğinizi duymak isterim. Nasıl tamam. Bir üniversitede bir günde İngiliz bayrağını çekiyor, diğer ay şeyi Amerikan bayrağını çekiyor, İngiltere Büyükelçisi çıkıyor, kayıt duyurusu yapıyor oraya, kayıt topluyor. Düşünün yani böyle bir üniversite var orada. Ve bunlar FETÖ'cülerin üniversitesi. Bu üniversitenin İngiltere'de direkt denkliği var. Bakın Amerika'da direkt denkliği var. Sorgulayan var mı hiç? Nasıl oluyor bu iş diye? Sorgularız yani, niye sorgulamayalım? Ya bunlar... Ben şu anda girdim bakıyorum. Ya hiçbir şeyi mahsuru yok. Tabii ki eğer FETÖ'cülerin böyle... Zaten FETÖ'cülerin yıllarca Balkan'da, evet. Türkiye Cumhuriyetler'de, Afrika'da
Asıl okullar üzerinden yürüdüler. Yani böyle bir şey varsa da bunu dillendirmekten daha doğal ne olabilir? Yani ve şöyle bir yanlış algı oluşuyor Serdar Bey. Bakın bizim burada okuyan çocuklarımızın önemli bir kısmı sizinle aynı düşünce dünyasını paylaşıyor olabilir. Olabilir tabii. Ya bakın, bakın ben bunu sınıflandırmak için söylemiyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bu eğer seyrettiyseniz 2 gün önce sabahleyin o anda aklıma böyle bir şey geldi. Söyledim sonra bunu anlattı arkadaşım. Sonra internete girince yani bir sürü şey oturdu. Mustafa Şentop gitmiş orada onursal başkanlık yapmış. Sonra bu insanlar bağlandı. Yani bakın buradaki her Türk kurumunu açın Mustafa Şentop'un ziyaretini göreceksiniz. Bizi sadece Mustafa Şentop değil ki Makedonya'ya gelen bütün Türk bakanlar ziyaret eder. Makedon bakanları ziyaret eder. Bakın yani geçen ay Makedonya Cumhurbaşkanı özel bizi ziyarete geldi. Makedonya'nın Cumhurbaşkanı. Ya burası gerçekten el üstünde çok kaliteli bir eğitim kurumu. Bunu anlatamıyorum. Burası göz bebeği. Türkiye'nin gurur duyacağı bir kurumdur. Ve buranın tek amacı, tekrar ediyorum, bölgedeki dezavantajlı soydaş ve dindaşlarımızı eğitmek üzere kurulmuştur. Buraya hepinizin destek olması lazım. Psikolojik destek vermesi lazım. Bu üniversite zaten birçok noktada darbe alırken bir de Türkiye'den kendi insanımızdan darbe almanın ne kadar dayanılmaz bir acı verdiğini düşünebiliyor musunuz Serdar Bey? Evet, ama şöyle söyleyeyim. Ben hakikaten son yıllarda bu kadar yoğun bir tepki almadım. O kadar çok insan beni arıyor ki mağduriyetimizi dile getirdiniz Allah razı olsun. Yani şu anda hakikaten mesaj yağıyor bana. Denklik konusu ayrı ama bakın denklik konusu bizden ayrı. Ama şöyle bütün okullar sizin okulu gösteriyor. Yani bir ayrıca ama bakın burada FETÖ'cülerin ve başka odakların oluşturduğu algı var. Diyorum yani, ki size bir tane avukat var. Ya o kadar iddiadan bahsediliyor. Serdar Bey bir tane avukat var denklik almış. 3 tanesi de Türkiye'li. Ben yerel öğrencilerimizi bahsetmiyorum. Türkiye'li 3 tanesi de Amerika'da avukat. Bir tanesi Türkiye'de avukat olmuş. Ya Allah aşkına sadece söylenenlerin ne kadar yersiz ve yalan olduğunu ortaya koymuyorum. Doğru. Peki diğerleri nerede? Toplam 10 tane Türk mezun olmuş. Ya 8-10 tane. Kimisini takip ediyoruz edemiyoruz. Türkiye'de denklik süreci. Denklik süreci devam eden de var yani. Eden de var. Alanda işte bir tanesi almış avukat olmuş. Onu biliyoruz. Amerika'ya giden var. 3-5 tane. Üçünün avukat olduğunu biliyoruz. Yine oraya gidenler var. Avrupa'ya gidenler var. Yüksek lisans doktoraya devam eden işte denizcilik ticareti özellikle hukukçular. Evet. Burada İngilizcesi iyi olduğu için deniz ticareti üzerine uzmanlaşmak istiyorlar. Evet. Avrupa'da gidip orada yüksek lisans doktorayla uzmanlaşmaya çalışanlar var. Bu şekilde var. Ama o kadar hakim, savcı, organize suç dile getirildi. Ya bir tane avukat olmuş öğrencimiz var. Bu kadar ya. Bu kadar. Evet. Bizim hukuk fakültesinden Türk öğrenci mezunumuz dediğim gibi ya 3'tür ya 4'tür her yıl. Ve mezun oranımız %8'dir. Bakın bu çok önemli bir oran. %8'dir. Peki, bir şey bu arada yani hakim savcı olmasına engel bir durum da yok ki. Olabilir. Ne hayır var bunda? Canım. Denkliğini aldıktan sonra olabilir. Evet. Denkliğini aldıktan sonra olabilir. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Bağlandığınız için yaklaşık 40 dakika. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler diliyorum.